Derin nefes al ve sakin ol. ...2008 yılında Güney Ossetya'nın bağımsızlığını ilan etmesiyle Gürcistan bu ülkeye askeri operasyon düzenledi. Rusya'nın da karşılık vermesiyle iki ülke arasında savaşın eşiğine geldi. Tüm dünyanın gözü Kafkaslara çevrildi. Gürcistan arkasında tabii Amerikan DC'de olduğu için sanki aslında Rusya-Amerikan karşılaşması, savaşı gibi bir intiba da vardı dünya genelinde. Kanal Türk ekibiyle karşılaştık. Levent ve Güray'la 10 Ağustos sabahı oraya doğru hareket ettik. Direksiyona Güray geçti. Yanında Levent oturuyordu. Levent'in arkasında ben. Benim solumda da Hilmi. Yol boyunca şeyler gördük. Asker taşıyan sivil araçlar gördük. Oldukça böyle coşkuluydular, bağıra çağıra. Gori'ye yaklaştıkça şehir oldukça ıssızlaştı. Meslektaşlarımızı da gördük işin açıkçası. Yani belli yerlerde askerlerle birlikte bekliyorlardı. Ama hani durmalarında şeyi anlayamadık. Hani çünkü yol açık, bir şey yok, bir engel yok, bir sıkıntı yok. Niye daha fazla devam etmiyorlardı? Biz kendi içimizde bununla ilgili konuşuyorduk. Ve bayağı uzaklaştık onlardan. Bir ara cidden yol bir sessizleşti. Kamera omuzumdaydı ve yolun solunu, sağını, her tarafı çekmeye başladım. Binalar yanmış, yıkılmış. Araçlar var. Üstünden hala dumanı tütüyor. Hani hala şeyiz. Nereye gider bu yol, ucu nereye kadar gider? Devam ediyoruz. O esnada iki tane o sivil aracı gördük. Yanımızdan hızlıca geçtiler. İşte Hilmi ya galiba Gürcü gücü olması gerek. Yani son hatırladığım bu kurşundan önce. Ve o lafla birlikte bir kurşun çat. Gürcü gücü olması gerekiyor. Hiçbir şey. İyi miyiz? Hayır, hayır. Geri gel, geri gel. Çık, geri çek. Denizde kalın, sakin olun. Herkes iyi mi arkadaşlar? Press! Her şey bitti bir anda benim için. Yani hayat her şeyi durdu ve aklıma sadece o anda kelime işaret getirmek geldi. Yani buradan çıkış yok. Her şey buraya kadar. Çalışma, lastik patladı. Geri geri devam et yavaş yavaş. Sakin ol, sakin ol, tamam. Yanımıza gelecekler şimdi, sakin olun. Herkes sakin olsun, tamam arkadaşlar. Hepiniz iyi misiniz çocuklar? İyi. Hatırlıyorum böyle çok can hıraş bağırdığını. Ben kolumdan vuruldum. İyi misin Cumhur, iyi misin Cumhur? Güray'ın Levent vuruldu. Arkadaşlar, benim geri gel kelimeler havada uçuşuyor. Yani o kadar bir an ki çaresizliğin olduğu bir an. Arkadaşlar çok kan kaybediyorum bakın. Bir önce bana bu, arkadan bir şey yapabiliyor musunuz? Abi ne yapayım? Ve bir süre sonra bu kurşun durdu. İlk kurşunun böyle kanas olduğunu ben eminim. Güray'ı ben gördüm. Güray dedim çok kötüsün. Ve biz o yaşıyorduk yani hepimiz nefes alıyorduk. Oldukça kötüydü Levent. Başından komple bütün yüzü kan içerisinde öyle başında. Tabii benim de yüzüme kan oturmuştu. Kapıyı açıp inmeye kalksak ateş ederler mi? Bilmiyorum, korkuyorum ya. Ya bir beyaz bayrak çıkartamıyor musunuz? Atletini çıkartabilen var mı? Yaralıyız diye bağırıyorduk, Türk televizyonu diye bağırıyorduk. Ama tabii karşı taraftan herhangi bir göz teması kuramamıştık. Ama da duman lazım şef. Ne yapacağım? Bana ne yap? Ama bak. Panik! Panik! Yunanist! Panik! Panik!
musunuz arkadaşlar? Ha? Sakin olun şey. Derin nefes al ve sakin ol. Tamam, ben sakinim. Ambulans! Polis! Tamam. Jurnalist! Jurnalist! İlmi çok yaklaşma, derin kaldı. Silahları vermişler ağzına kullanmayı. Yolun sağından kontrollü şekilde bize doğru geliyorlardı. Tamam baba. Ben kameramı aldım yerden, arkama koydum, yine kayıttayım, sırtımı astım, tekme tokat bizi kendi yerlerine doğru götürdüler. Şimvali Public Hospital denilen bir yeraltı hastanesine götürdüler bizi. Levent'in durumunun acilliği dolayısıyla Levent'i aşağı indirdiler. Biz hastanenin girişinde ayaküstü bir sedyede bakıldık. İşte Güray'ı yanımda diktiler omzunu. Benim başıma pansuman yaptılar. Ve sonra Levent'in yanına indik. O anda artık böyle kesin emin olmuştuk. Levent'in gözünü kaybettiğine. Levent tüm soğukkanlılığıyla kamerama iyiyim. İşte bu tarz yerlerde böyle şeyler olur. Bir an önce kalkıp işimize devam edelim. İşimizi yapalım. Buraya geldik. Ben gayet iyiyim. Kimse endişelenmesin. Sadece kafamı çarptığın için biraz kanı da o yüzden kapattılar. Sol gözümde biraz kan var. O yüzden böyle. Gayet iyiyim. Gerçekten çok iyiyim. Sadece dinleniyorum. İnşallah kısa zamanda. Dönmek istemiyorum ama herhalde çekecekler beni. En üzüldüğüm nokta o. Daha iyi olacaksın. Daha alacağım, alacağım. Evet. 14-15 ambulanstan oluşan bir konvoy hazırlandı. Levent'i de bu gruba dahil ettiler. Güray'ı dahil etmemişlerdi. Ama Levent'in ciddi itiraz ettiğini, hani o gelmiyorsa ben de gelmiyorum dediğini biliyorum. Ve Güray'ı da aldılar. Biz orada 2 ya da 3 gün daha kaldık. Kameram tamamen kullanmaz haldeydi. Bataryasını özellikle bitirmiştim çünkü kaseti alabilirlerdi. Çektiğim görüntünün farkındaydım ve bu görüntünün ruhsarın eline geçtiği takdirde bizim açımızdan çok iyi olmayacağını, ciddi bir Gürcistan açısından bir propaganda malzemesi olarak konabileceğini gördüm. Bu esnada hastaneye yaralı askerler geliyor. Bizim kim olduğumuzu anlamaya çalışıyor. Çok kötü davranıyorlar. Bu arada merkezimize saat başı da haber geçiyordu. Buradan aldığımız son dakika gelişmelerini anlatıyor. Şu anda kentin merkezi olan bir noktada buraya getirdiler. Gürcü kuvvetlerinin kentte yaptığı, Şimbali'de yaptığı tahribatı göstermek için. Ve bir gün bir birliğe götürdüler bizi. Ve dışişlerinden olduğunu söyleyen bir subay geldi. Kuzey Ossetya'dan gelen gazetecileri bize dahil ettiler. Ve vurulan önemli yerlere birlikte gezdirdiler bizi. Ben çekiyormuş gibi yapıyordum tabii, yani kameranın artık bataryası falan. Tam Kuzey Ossetya sınırında, Güney Ossetya sınırında bizi indirdiler. Diğerleri pasaportlarıyla işlem yapıldı ve geçtiler. Siz burada kalacaksınız dediler. Dışişlerinden olduğunu söyleyen kişinin Rus istihbaratından olduğunu ve bizi Kuzey Ossetya'daki gümrük polislerine teslim ettiğini öğrendik. Ve o gece boyunca sorgulandık. Beni göstererek sen Güney Ossetya'ya, hani vurulduğun yere göndereceksin. Arkadaşın da Alcatraz'a gidecek dedi. Sabah saatlerinde bir başka ekibe teslim ettiler bizi. Ve burada Türkçe bilen birini getirmişlerdi. Biz tekrar sorgu değildik ama bu sefer çapraz sorgu. En son hastaneye götürdük. Ve Levent'le Güray'la 3 ya da 4 gün sonra orada tekrar kaldıkları odaya götürüldüğünde bu şey çok duygulanmıştık yani. Bizim için çok sıkıntılı 3-4 gündü.
çok çaresiz 3-4 gün. Onlarla sarıldık. Onların da orada biri yardımcı olmuştu onlara, bir Türk. Artık dışişleri ve başbakanlık, cumhurbaşkanlığı devreye girdiğini biliyorduk. Kaç saat sonra biz ayarlanan bir uçakla Türkiye'ye döndük. Döndükten sonra ameliyat oldum bir de. Yani gözümden o camlardan bir tanesi gözüme girmişti. İçinde cam parçası kalmıştı ve eğer doktorumun dediği bir gün daha geç gelseydim benim de gözümü kaybetme ihtimalim vardı. Benim yegane amacım, hani ben de birlikte bu görüntü dönecek. Ben bu görüntü gitmezse benim de buradan dönmemin bir anlamı yok. Çünkü yaşadığımız anlatabileceğimiz tek şey o görüntü. O görüntüler yayınlandı ve benim için o anda, o gün belki hayatımın en mutlu günü. Aldığım telefonların, meslektaşlarımdan, arkadaşlarımdan, gazeteci arkadaşlardan aldığım telefonların sayısını hatırlamıyorum. Belki binlercesi. Tebrik için arayanlar, geçmiş olsun diyenler. Herhalde bir gazetecinin bunu yaşayabileceği bundan daha güzel bir şey olamaz.